Arkadaşlar, bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta kurulum yapacağız. Windows bilgisayarları üzerinde lokalde çalışabilmemiz için Xamp kuracağız. Arama motoruna Xamp yazdıktan sonra karşımıza gelen ilk linke tıklayarak bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olanı yüklüyorsunuz. Ben Windows için yüklemiştim. Sizinki Linux ya da Mac ise diğer farklı işletim sisteminize göre olanı Xamp'ı indiriyorsunuz. Öncelikle indirdikten sonra çalıştırdığınız zaman, ileri ileri dediğiniz zaman başarılı bir şekilde kurulum sağlayabiliyorsunuz. Ben daha önceden kurduğum için şimdi kurulum yapmayacağım. Başarılı bir şekilde kurulum yaptığımızı nereden anlayacağız? Şimdi açıyoruz Xamp kontrol panelimizi. Burada Apache'yi başlatıyoruz ve MySQL'i de başlatıyoruz. Apache PHP sayfamızı derlemek için çalıştırmamız gerekiyor. PHP MySQL ise veri tabanımızı oluşturmak için aktif hale getiriyoruz. Bu işlemi bilgisayar kapatıp açtığımızda her zaman gerçekleştirmemiz gerekiyor. Apache ve MySQL çalıştırmamız gerekiyor. Yoksa içeriğimizi görüntüleyemeyeceğiz. Şimdi bunları çalıştırdıktan sonra bir bakalım localhost'umuza erişebiliyor muyuz? Localhost yazıyoruz tarayıcımızda açtığımız adres çubuğuna. Localhost'ta böyle bir sayfa karşınıza geliyorsa başarılı bir şekilde kurulumu gerçekleştirmişsinizdir. Ben daha önce kurduğum için bu var. Sizde hiçbir şey olmayacak. Böylelikle başarılı bir şekilde kurmuşsunuz demektir. Şimdi veri tabanımızı oluşturabilmek için buraya /phpMyAdmin yazarak ulaşabiliyorum. Şimdi karşıma veri tabanı oluşturma ekranı geldi. Burası çok karışık gelebilir çünkü veri tabanı yöneticilerinin kullandığı araçlar bulunmaktadır. Bizim burada yapacağımız iki tane önemli şey var, işlem vardır. Bunların birincisi lokal ortamda kurulum yaparken veri tabanı oluşturacağız. İkinci ise çevrim içi ortamda WordPress kurduk ve şifremizi unuttuk diyelim ki buradan erişebileceğiz. Şimdi hemen veri tabanımızı oluşturmaya başlayalım. Buradan yeniye tıklayarak veri tabanı oluşturma sayfamız geliyor. Ben buraya deneme 2 diyeceğim. Siz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle içerisinde Türkçe karakter içermeyecek. Burada dil katmanını seçmemizi istiyor. UTF-8 General CI'yı seçeceğiz, işaretliyoruz ve başka hiçbir şey yapmayıp oluştur diyoruz. Veri tabanımız başarılı bir şekilde oluştu. Burada da görüyoruz. Daha sonra WordPress kurarken veri tabanı bilgilerimize ihtiyacımız olacak ve o bilgilere burada erişebileceğiz. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta ise artık WordPress kurulum dosyalarını indirerek işlemimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.